Merhaba sevgili Eylem Pran takipçileri. Şu anda kafamda bir sanal gerçeklik başlığı var. Sizi görmüyorum aslında. İlginç tecrübelere birazdan yolculuğa çıkacağım. Girişte de duyduğunuz gibi bu hafta biraz farklı bir videomuz var. Bu hafta sizler için HTC'nin ürettiği sanal gerçeklik modülünü kullanarak bir sanal gerçeklik 3 boyut tecrübesi yaşadım ve bunu sizlere aktarmak istedim. Kıbrıs'ta, bilmeyenler için ben de Kıbrıs'tayım. InMotion Productions'ın stüdyosundaydık. InMotion yaklaşık 10 yıldır Kıbrıs'ta hizmet veren arkadaşlarımdan Ömer Yetkinel'in kurduğu bir şirket. Ben de zaman zaman buradan da oraya giderek çeşitli projelerde çalışmıştım Ömer'le birlikte. Onun ofisinde tecrübe ettik bunları. Tabii bunun eğlenceli kısmı vardı, oyunlar oynadık vesaire, onlar güzeldi. Bir yandan da ben tabii ki kanalı da ilgilendiren bir konu olarak 3 boyutlu bir filmin bu sistemle izlenmesi nasıl olacak acaba diye çok merak ettim ve Mad Max filminin de belli bir kısmını bu modülle izledim. Açık konuşacağım, 3 boyutlu filmlerden nefret ediyorum. Eğer filmin 2 boyutlu versiyonu da vizyondaysa kesinlikle 2 boyutlu versiyonunu izlemeyi tercih ediyorum. 3 boyutun herhangi bir şey kattığını düşünmüyorum şu ana kadar. Bana bu fikri değiştirtecek bir film de henüz izlemedim. Yani 3 boyutlu izlediğim için daha fazla keyif aldığım bir film olmadı. Ama tabii ki sanal gerçeklik modülünü taktığınız zaman değişen bir şey olacak mı? Bunu da gerçekten merak ettim. Oraya gelmeden önce ama biraz oyunlardan bahsedelim. Etrafta şu an beni oynarken görebilirsiniz. Güzel bir tecrübe, keyifli bir tecrübe. Ben yaklaşık 20-25 yıldır oyun oynayan bir insan olarak tabii ki hemen bunu da merak ettim. Daha henüz çok yeni bir sistem olduğu için, yani son kullanıcıya ulaşması henüz çok yeni olduğu için çok fazla oyunlar derinlemesine inen şeyler yok. Ama tecrübeler bunun oldukça güzel bir şey olabileceğini gösteriyor bize. Bu benim oynadıklarım daha çok işte sağdan soldan gelen zombileri vur. Evet, şu anda sizler için sanal gerçeklik test ediyorum. Korku oyunu. Şut yapamıyorum. Wave 1. Var. Aman cidden korktum. İşte müzik notalarını tuttur, kalkan yap falan gibi takılmalık eğlenceli şeylerdi. Ama gerçek böyle bütün bu sistemi kullanan, baştan sona bir hikayeyle ilerleyen oyunlar yavaş yavaş piyasaya çıkmaya başlıyor. Bir tanesini denedim, o da oldukça keyifliydi. Onu al buraya tut, bunu buraya götür, al bu tencereyi kafasına vur bakalım bir şey oluyor mu falan. Hoş bir tecrübeydi, gelişimi oldukça açık. Peki gelelim film tecrübesine. Mad Max kesinlikle bu sanal gerçekçilik ve 3 boyut ortamında izlenebilecek en doğru filmlerden birisiydi. Zira Mad Max 1/3 kuralını kullanmayan ender filmlerden birisi. Center frame dediğimiz çerçeve ortası tekniğini kullanıyor. Ve bütün konular, aksiyon, her şey her zaman çerçevenin tam ortasında. Sanal gerçeklik gözlüğünü taktığınız zaman gerçek gözünüzde nasılsa, yani gerçek gözünüz merkeze odaklarken geri kalan çok büyük kısmı flu görür. Net olarak görmez. Sadece baktığınız şeyi net olarak görürsünüz. Sanal gerçeklik gözlükleri de bunu canlandırıyor olsa da hem bir miktar gözünüzün etrafındaki çerçevede bir karartı oluyor, hem de sadece tam odak noktasını net görebiliyorsunuz. Dolayısıyla bir filmi taktığınız zaman sinemadaki 3 boyutlu tecrübeden de farklı olarak gerçekten sadece orta kısma odaklanabiliyorsunuz. Sağda solda bir şey olduğu zaman kafanızı çevirmeniz gerekiyor. Dolayısıyla 1/3 kuralını kullanan filmlerde, özellikle bir aksiyon filmi ise, hele Transformers, Divergent serileri gibi kötü çekilmiş aksiyon filmleri ise devamlı kafanızı sağdan sola çevirirken bulabilirsiniz. Tabii çerçeveyi ayarlayabiliyorsunuz. Biz oldukça küçülttük. En son tam bütün yatay görüşümü kaplayacak şekilde ayarladık. Yani gözümün en görebildiğim en son noktadan en sağ noktaya kadar filmi görebiliyordum. Üstte altta ise biraz karartılar vardı. Bu şekilde bile neler olduğunu anlayabilmek için kafamı çevirmem gerekti. Ondan sonra biraz daha küçülttük, daha rahat izleyebildim. Açıkçası 3 boyuttan nefret eden bir insan olsam da mesela kendimi evde koltuğa uzanıp böyle bu sanal gerçeklik ortamında, demeyeyim aslında 3 boyutlu bir ortamda, bunu izleyebiliyorken gördüm. Çünkü sinemadakinin aksine çerçeve sizi sardığı için hoş bir atmosfer oluşuyor. Hele dediğim gibi Mad Max filminde, bu konuyu daha sonra da inceleyeceğiz. Her şey çerçevenin tam ortasında olduğu için aksiyonu bile izlemek çok kafa karıştırmıyordu.
Oldukça keyifli bir seyir sundu. Yani 3 boyutlu sinemaya halen karşıyım. Çok gereksiz buluyorum. Ama bir sanal gerçeklik modülüyle evde izlenebilir bir tecrübe olarak görüyorum. Çok fırsatınız hemen olmayabilir ama bir gün olursa mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Arkadaşım Ömer, buradan tekrar teşekkür ediyorum bu tecrübeyi bana yaşattığı için. Bu benim ilk stüdyo ofis ziyaretimi. Daha pek çok ziyareti planlıyoruz şu anda. Biraz daha büyümeyi ve ekipmanları oturtmayı bekliyorum. Ondan sonra stüdyo set ziyaretlerimiz olacak. Yakın zamanda ses stüdyosu ve bunun gibi birkaç stüdyoya daha uğramayı planlıyorum. Bu tür videoları da isteyip istemediğiniz bana yorumlarda belirtirseniz ona göre devamını getirebiliriz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.